Merhabalar herkese. Bugün sizlere Brezilyalı oyuncu Henrique Making'i tanıtmak istiyorum. Making 1970'li yılların sonlarına doğru bir sonraki Fisher olarak adlandırılan isim. Bunun birkaç tane sebebi var. İlki çok kuvvetli bir usta olması. ikincisi ise Amerika kıtasından olması. Özellikle Sovyet oyuncuların ve Avrupalı oyuncuların baskın olduğu dönemde Amerika kıtasından da böyle bir büyük ustana çıkması gerçekten basını heyecanlandırmış olsa gerek. 1978 yılında Macking dünyanın 3. sırasına kadar çıkıyor ki ben de aslında Elo listelerini kontrol ederken Macking'in ismini bulabildim. Onun ismini daha az duymamızın veya duymamamızın bir tane sebebi var aslında. O da 1979 yılında Henry K. Kemeking bir hastalığa yakalanıyor. Bir kas sinir sistemi hastalığına yakalanıyor ve yakında öleceği söyleniyor ona. Ee, tabii satrancı bırakmak durumunda kalıyor bu yüzden ve 80'li yıllarda hiç satranç oynayamıyor. Ama tedavi süreci olumlu geçtikten sonra 1990'lı yıllarda satranca dönüyor. Fakat eski kuvvetinde olamıyor maalesef artık. Belki de dünya şampiyonu olabilecek potansiyelde bir ismi biz. Böylece daha az o düzeylerde izlemiş oluyoruz fakat ben yine de Meking'in daha fazla oyunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten e, hikayesinden etkilendiğim bir isim oldu. Şimdi 1969 yılına gidiyoruz. Beyaz Taşlar'da Henike Meking var, Siyah Taşlar'da Antonia Rocha var. Bakalım bu oyunda neler olmuş ve... E4'te başlıyoruz making tarafından. E5 gelmiş siyahlardan. At F3'ün ardından at C6. Fil B5'te İspanyol açılışına giriliyor. A6'dan sonra fil çarpı D6. D çarpı C6. Kırışmalı İspanyol varyantı. E5 piyonu e, şimdilik alınmıyor. Rokla devam ediyor beyazlar. F6 ile E5 piyonu savunulduktan sonra da D4 ile hemen merkeze yönelik hamlesini yapıyor Meking. Fil G4 at açmaza alındı. Ve C3 ile D4 piyonu savunulmuş oldu. Aslında şimdi Satranca yeni başlayanlar hemen hani ya da biraz daha böyle açılışa yoğunlaşmak isteyenler hani bakmıştır hemen. Fil çarpı F3'ün ardından hani vezir çarpı F3, E çarpı D4, C çarpı D4, vezir çarpı D4 ile siyahlar bir piyon kazanıyor. Ama açıkçası kale D1'den sonra beyazların burada yeterli kompanzasyonu var. Çünkü siyahların gelişimde bazı sıkıntıları var. D hattını beyazlara vermiş oldu. Bir piyon önde olmasına rağmen ee, siyahlar... Ee, Şah kanadı gelişmedi ve hangi kanada rok atacak? Yani D hattı da olmadığı için biraz gelişimde sıkıntı yaşayacak. Beyazlarsa tam tersi yani fil F4 at C3 gibi basit gelişim hamleleriyle oyunu sürdürecek ve rahat bir oyun gerçekleştirecek. Bu yüzden c 3ten sonra fil D6 gelişimini tercih etmiş Roşa. E5'i destekliyor. Fil E3'ün ardından da bezir E7 ile gelişimine devam ediyor. İki kanada da rok atabilir. Tabi G8 atı bir sıkıntı şu anda siyahlar için ama bakalım o nasıl gelişecek. At b2'nin devamında ataş 6 geliyor. Fil çarpı h6 g çarpı h6'lardan çekinmiyor tabii siyahlar. Çünkü rakibinin kısa rok görüyor. Kale g8'den burada g hattını değerlendirebileceğinin farkında özellikle çift filiyle. h3 fil d7'ye kovulduktan sonra da vezir b3'e geliyor. Şimdi kısa rokunu engelliyor. g8 karesine bakan bir vezir, aynı zamanda b7 piyonuna baskı yapan bir vezir var. b6 ile engelleniyor piyon isteği. h e, d çarpı e5 F çarpı e5'in ardından da at c4 hamlesi geliyor. At c4 d6 gibi e5 gibi b6 gibi kareleri aslında vurgu yapıyor ve atını geliştirmiş oluyor beyazlar burada. E, siyahların hamlesi at f7. Tabi h6 atını artık pek bir yere oynamadığını görüyoruz. Yani g4 ve f5 ayağından çok bir şey olmayacağı belli. Bu yüzden tekrar konumlandırmak istiyor siyahlar atını. At f7'ye çekiyor. Beyazların kale fd1 hamlesi d hattına d sütununa d6 karesine baskısını arttırıyor. Burada oyunun kritik hamlelerinden bir tanesi geliyor. Fil C5. Siyahlar biraz alan sıkıntısının farkında ve taş kırışarak bundan çözüm bulmaya çalışıyor. Yani belki de D6 karesi için işte birkaç taş kırışından sonra atını D6 karesine gelmek istiyor. E5 sorununda tabii çözebilirse bunlar olacak ama e, açıkçası fil c 5ten sonra oyun devam etmiş. Fakat ben neden mesela kısa rok ok atmadığına biraz bakalım istiyorum. Kısa oktan sonra beyaz taşların rahat konumu bir piyon üstünlüğüne dönüşebiliyor. O da şöyle. At çarpı D6 alıyor beyazlar. C çarpı D6 almak zorundasınız. Atınız açmaz da. E, Veziriniz ise alamıyor tabii ki. D boşta olacağı için kale D1'de olduğu için. Doğal olarak C çarpı D6 almak durumundasınız. Ardından e, F7 atının açmazından yararlanarak fil G5 oynuyor. Ver veziri. Şimdi vezir E8 kaçarsa kale çarpı D6 piyon düşüyor. Peki vezir E6 oynarsak. Yani bu vezir iyi konumdaydı. Ben vezirimi kötü konuma gelmeyeyim. Değişmeye çalışayım. E, vezir çarpı E6. Fil çarpı E6. Fil e7'den sonra şimdi d6 piyonu düşüyor. d6 piyonu düştükten sonra e5 piyonu baskısı geliyor ve siyahların bu konumu istemediğini ben söyleyebilirim. Bu yüzden kısa rok atmadığını düşünüyorum. Fil c5'ten sonra fil çarpı c5, vezir çarpı c5 hamleleri geliyor ve oyunun kritik anlarından bir tanesi devreye giriyor. Şimdi konuma bakalım. Beyazlar rokunu attı, şahı güvende duruyor, kalesi d hattında ve taşları aslında biraz daha iyi yerlerdeymiş gibi duruyor. f7 atı Hani doğru bir yerdeymiş gibi gözükmüyor herhalde. E5 piyonunu savunuyor şu an tabi ama. Hiç böyle doğru bir gelişim karesiymiş gibi değil. D7 fili de açıkçası. Hani ne yapıyor şu an hani çok belli değil. Belki E6'ya koymak isteyebiliriz o fili. Ama burada işte beyazların bu konumdan çok iyi anladığını biliyoruz. Making kale çarpı D7 hamlesini oynuyor. Diyor ki sen rok atmadın. Ben senin bu rok atmamanı değerlendirmek istiyorum. Kale çarpı D7 fedası. Şah çarpı D7 ile kabul ediliyor ve tabii hepimizin gözü hemen bir kale D1'e gidiyor. Diyor ki acaba kale, diyoruz ki kale D1'den acaba bir şeyler olabilecek mi? Ama Making burada etkileyici bir hamle daha yapıyor. At çarpı B6. Şah. Tabii şimdi bir at fedası değil bu. F7'den atı geri almak istiyor. Aynı zamanda A8'deki kaleye de basıyor burada belki şahı 7 ile böyle şahı güvenli bir konuma alayım. Vezir de f girmesin diyebilirsiniz ama at çarpı 8 kale çarpı 8den sonra konuma baktığımız zaman hani vezir kale at, vezir kale at. Fakat piyonlar olarak hem beyaz bir piyonun önünde hem de piyon yapısı olarak daha iyi, şah güvenliği olarak daha iyi beyaz için ...beyaz kuvvetinde, Making kuvvetinde bir oyuncu için aslında... ...bence kolay bir galibiyet olurdu bu oyunun devamı. Hatta burada vezir B7'ye girebiliyor. Ardından hani C7 piyonunu savunmam lazım. Kale A7'den girsem bu sefer vezir C8'e girecek. Tehlikeli konumlarda açıkçası siyahlar. Hiçbir üstünlüğü kalmamış oluyor. At çarpı B6'dan sonra tabii vezir çarpı B6 almayı... ...ve vezir çarpı F7'yi kabul etmiş burada Antonio Rocha. Tabii Rocha'nın da olayı şu... İki tane kalesi var. Şu an kalite üstün ve ya mat oluyor muyum ben diye bakıyor. Şahı C8'den B7'ye saklamak gibi bir karesi var. Ardından kalelerini belki açık olabilecek hatlara gelerek değerlendirmek istiyor. Şah C8 oynuyor burada Roşa. At çarpıya E5. Şimdi konuma baktığımız zaman alet iki piyona iki kale olduğunu görüyoruz. Yani kaliteye kalite artı iki piyon gibi düşünebiliriz konumu. Beyazların hata var. Siyahlar şahını güvene alıp kalelerini koordine edebilirse oyunu kazanabilirler. Ama burada çok iyi hamle. Ya ben yalan söylemeyeyim. Şah B7 oynamayı düşünüyordum burada. Ama bilgisayarın da hani şah B7 gene siyahların hamlesine nazaran iyi bir hamle. Kale D8 gibi bir hamle oynayabilir. Hem D hattını kapatmış oluyorum. Hem D7 karesini kapatmış oluyorum. Kale D8 güzel duruyor aslında. Vezir C5 gibi bir öneri var ama kale D8'i daha çok beğendiğimi söylemeliyim burada. Fakat Antonio Rocha yani buraya kadar böyle çok kötü bir oyun sergilediğini düşünmüyordum ama Vezir çarpı B2 alıyor. Şimdi tabii kendi düşüncesi şu ya ben A1 kalesini istiyorum zaten. Vezir D7'den de bir şey olmuyor. Ben kalemi şey şahımı B7 gibi B8 gibi A7 gibi kalelere kaçmak kaçarak güvenli almak istiyorum. Vezir D7 oynuyor burada Henry Kemeking. Şah B8'e kaçtıktan sonra da aslında at C6 hamlesiyle atanın devam etmesini bekliyoruz. Fakat Mekik'ten Vezir D1 hamlesi geliyor. Vezir D1 hem A1 kalesini savundu hem de kale B1'den Vezir'i düşürmek istiyor burada Mekik. Roşa biraz kalelerini koordine etmek yerine hala Vezir kale A B1'den çekindiği için Vezir çarpı C3 alarak diyor ki ben piyon aldım şu anda konuma baktığımız zaman tam kalite üstünüm. Hem de C6 piyonunu savunmuş oldum. Burada şahım güvende ise başıma bir dert gelmez diyor Roşa. Fakat satranç sorusu çözmek isteyen arkadaşlar için Roşa'nın başını bela Roşa'nın başının belada olduğunu görmenin vakti geldi. Beyaz oynar. 3 hamlede mat eder. Tabii ki Mekin gibi bir usta hemen bu hamleyi görüyor. Kale B1 hepimizin yapabileceği bir şah hamlesi. Şah C8'e kaçamıyor çünkü vezir D7'den mat olmuş oluyor. Bu yüzden Roşanın güvencesi belki de A7 karesi, C6'yı savunuyor ve diyor ki: "Tamam, şahım güvende. Ben kalelerimi açık atları oynayıp keyfime bakacağım." Dediği anda Makking'in estetik olan bitiriş hamlesi, güzel olan bitiriş hamlesi devreye giriyor. Vezir D4 şah. Şahın kaçabileceği bir yer yok. Önünü kapatamıyorum. Doğal olarak vezir çarpı D4 kırmak zorundayım. Vezir çarpı D4'e de at çarpı c6 güzel bir mat temasıyla bu oyunu kazanıyor a7'de şah çaresiz b hattındaki kale karşısında iki kale olmasına rağmen açık hattaki kalenin ne kadar kuvvetli güvensiz şahınsa ne kadar kötü bir şey olduğunu görmüş oluyoruz oyunda gerçekten güzel bir vezir fedasıyla oyunu kazanmış heynik making bu tabi kariyerinin başlarındaki oyunlardan bir tanesi making'in daha fazla making'in videolarını isterseniz beğen tuşuna basabilirsiniz ki ben de daha üst düzeylerde oynadı, daha kuvvetli turnuvalarda oynadı oyunları da sizlerle paylaşmak isterim. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.